at izi, it izine karıştı diyerek kayıplara karışan ekonomi bakanından sonra TÜSİAD Başkanı da ortalığın toz duman olmasına isyan etti dün. Yetki ve sorumlulukların sınırlarının bulanıklaşmasından, nereye gittiğimiz konusunda plan yapılamamasından, ilan edilmiş kuralların bugünden yarına değişmesinden yakındı. Daha 3 yıl önce ekonomi bakanını yere göğe koyamayan büyük sermaye çevrelerinin şimdi baskı rejiminden yakınmaya başlaması ibret verici. Geçen o 3 yılda o ekonomi yönetimi İstatistik Kurumu Başkanı'nı 4 kez, Merkez Bankası Başkanı'nı 3 kez değiştirdi. Ekonomiyi topyekün çöküşe sürükleyen bu panik havasını elbette sermaye çevreleri yakından hissediyor. Ülkenin beşli çete tarafından sömürülüşünü, Yabancı sermayenin kaçışını, hazinenin yağmalanışını, ekonominin çöküşünü çok net görüyorlar. Mevcut toz duman içinde büyüyen işsizliğin, yoksulluğun, sosyal adaletsizliğin, öfkenin kendilerinde vuracağını biliyorlar. TÜSİAD Başkanı Tuncay Özilhan 2019'da da benzer eleştirilerle ortaya çıkıp hukukun üstünlüğü çağrısı yaptığında Erdoğan çok kızmıştı ve açıklamayı politik tarafgirlik ve demokrasi hazımsızlığı diye eleştirmişti. Bu kez TÜSİAD'ın doz artırdığını görüyoruz. Özilhan'ın konuşmasında sadece ekonomi yönetimine dönük eleştiriler yok. Diplomatik esnekliğe karşı çatışmacılık, bilimselliğe karşı hurafe, doğaya yönelik koyratlık, ifade özgürlüğüne karşı baskıcılık tercihlerinin ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının eleştirisi de var. Açıklamanın en çarpıcı yanlarından biri bugünün ekonomik ve siyasi koşullarının 1970'lere benzetilmesi. TÜSİAD'ın 70'lerin sonunda ilanlarla hedef aldığı Ecevit hükümetinin devrilişini hatırlayanlar acı acı gülümsemiştir. Sarayın karşısındaki cephe gün be gün genişliyor. Bütün baskıya rağmen hem dipten hem üstten gelen aykırı sesler büyüyor. O türküdeki gibi aşağıdan yukarıdan Yolun sonu görünüyor.